Sanki burası şey, Hazreti Hüseyin'in şey, Kerbelası ya. Her taraf susuz. Şimdi ne kadar ciddi ihtiyaç ahiret ya. Bismillah. Oo, böyle bir bardak görmedim. İnan görmedim. Allah Allah. Ne yazıyor biliyor musun bir de? Bardakta dua eden adam bilir ki birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Oh. Senin sorunun cevabı oldu işte. E Söylediğin iyi vallahi şey, ya. senin ihtiyacın var şimdi onu görmeye. Vallahi o kadar insan görmüşüm. Tamam, ihtiyacın O varsa gider. kadar acayip insan, kaliteli insanlar, karaktersiz insanlar görmüşüm. O kaliteli insanlar vallahi görmek istiyorum Ha, orada bu ya. ihtiyacın ahiretin ispatıdır ya Rabbi. Ya. Sonlar kalkmamak üzere onu O gör. unutamıyorum mesela o hakim kızı. Yani nereden hatırladım? Ne dedi biliyor musun? Annesi, akrabası anladığım kadarıyla dinle alakaları yok. Çünkü Ramazan'dı. Ziyaret ettiğim zaman hastanede şey, hiç umurunda değil. Sigara içerlerdi kadınlar. Annesi, teyzesi vesaire. Ramazan. Ramazan'da umurunda değil ya. Yani ben gittiğim zaman rahatsız olduklarını hissediyordum. Çok rahatsız oluyorlar. İstemiyorlardı beni. Bir gün son 2 gün kala vefatını bizim Şişli'de orada okuduğum yerde orayı çok iyi biliyorum. Orada okudum ya 4 sene. Caminin hemen yanında Osman Bey'in yine kanser kliniği var. Kanser orada. Kavgaya denk geldim. Ölümünü bekleyen kızla annesi kavga ediyor. Münakaşa ediyor. Kız beni günde 3-5 defa arıyor. Ve mevzu da benim. Pat diye gittim ama niçin kavga ediyorlar bilmiyorum. Ondan sonra ha dedi geldi dedi senin hocan. Anne babandan dedi daha çok sevdiğin hocan geldi dedi böyle aşağılayarak beni. Ha hocan ha. Annen babandan daha değerli hocan geldi. Ama ben de şok oldum. Yeni girdim ya şu hastaneye. Böyle kavgaya denk geldim ha. Münakaşa geliyordu zaten. Ondan sonra ne olmuş anne dedi yani. Ne olmuş anne dedi. Daha ne olacak dedi. Anne babandan daha değerli tutuyorsun. Daha de, bunlar ne olacak dedi. Dedi ki şahidim. Dedi ki anne dedi sen beni dünyaya getirdin dedi. Bu dünyaya ortaya çıkmama sebepsin dedi. O dedi benim ahirette ortaya çıkmama sebep oldu dedi. Kadın bir anda şaşırdı. Eğer size uysaydım anne dedi, tabi demiyor da, benim ne dünyam kalırdı ne ahiretim. O diyor, bak ne diyorum, o diyor beni Allah'la, peygamberimle ve ustadımla tanıştırdı diyor. Tabii ki sizden daha kıymetli benim için o diyor. Ben de ayaktayım ama otur bana diyen yok. Ondan sonra teyzesi al dedi. Hocanla baş başa kal dedi. Ondan sonra aile arasında gitti açtın ya. ben de Bizim he ya ben de al. Asrini Asrinin asrisi ya. Düşün vefat edince benden gizlediler haber vermeden alıp götürdüler şeyden hastaneden. Bana bildirmediler. Telefon da ediyorum telefonumu da kapattılar. Birkaç gün edince gitti telefonu değiştirdi annesi. Senin sonradan haberin oldu. Tabii sonra nasıl sonra, neyse şey yaptı kızdı. Ondan sonra bakışladı ağlamaya. Ona hocam diyordu. Bana abi hoş geldin dedi. Ama ağlıyor.
Dokunma, ağladı, ağladı. Kanser her taraf ya. İşte sen de şahit oldun dedi. Boş ver, takma. Mutlaka sen çok alışmışsın artık bu işlere diyor. Öyle. Bak ne diyor? Sen dedi benim dünyaya göz açmama sebep oldun, bu dünyaya. Ama o ahirette göz açmama, ahiretimi ortaya çıkarmaya sebep oldu. O beni Allah ile tanıştırdı diyor. Allah'ı tanıttırdı da demiyor. Allah bu Risale-i Nur şahs-ı manevisi hürmetine bütün nur talebelerinin geçmişini Allah geçmişte usul ve furu hangi kimler ahirete geçmişse affetsin. Taksiratlarını, seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. Haseten bu hakime o kız Allah onu haberdar etsin bu şeyden ve onu affetsin ya. Belki de 15 sene var. 10 senede fazladır. Unutamıyorum. Çok tuhaf. Bismillahirrahmanirrahim. Şu alan 621. Nelere şahitim ya. Şimdi görmek istemez mi insan bunları? Ya görmek istemez mi ya? Yani, ahiret kim ne derse desin. İhtiyaç çünkü. İhtiyacım var ya. Yani. Yani başkası onun çarşıdan ihtiyacı yok. Almayabilir ama ben onu almam lazım. İhtiyacım var çünkü. İkinci işaret. 621 şualar. Benim virdimde her vakit tefekkürle baktım 20'den ziyade şehadetleri işaret eden Muhammedun Resulullah sadikul vadil emin bi şehadeti zuhuri zuhurihi da'afaten ma ümmeti bi ekmali dini ve islamiyeti ve şeriati ve bi ekva ekva imani ve ve itikadin ve ibadati ve bi a'la da'veti munacati ve da'vetin ve bi ammi tebliği ve temmi ve temmi metanaten harikaten musmiraten la misle leha. Kısa bir nevi tercümesi ve meali. Yani Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletine şehadet eden birincisi 11 halatından çıkan bir hücret-i risalettir. Yani birinci delil ama 11 tane delili var. Fakat birincisinde de 11 tane delil var şu anda. Onu sayacak 11 taneyi. Evet, okumak ve yazmak öğrenmediği, ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını, filozoflarını hayretli bırakan, telefonu kapatayım, hayretli bırakan ve Edyan-ı Semaviye'de birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz ve defaten meydana çıkmasın. Emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi. Şimdi bu ümmi okuma yazmayı ustad öne çıkarıyor. Bazı yerlerde ümmiyi fıtratına müdahale edilmediği şekilde kullanıyor. Ümmi olduğu halde 14 asrın ukala sınıf akıl sahiplerini filozofların hayreti bırakan Edyam-ı Semavi ile birinciliği kazanan bir din ile defaten tecrübesiz. Mesela bir tamirci söyle bana, usta bir tamirci. Sen mesleğin ya. Çıraklık yok, kasfalık yok. Hiç eğitim almadan sabah kalkıyorsun tamirhanede motor indiriyorsun. Motor topluyorsun. Yani peygamberlik okulu yok ki. Peygamberliğin çıraklığı da yok, kasfalığı yok, ustalığı da yok. Peygamberliğin kasfalık eğitimi de olması lazım. Eğitim mesela, hocalar eğitiliyor. Papazların da eğitildiğini gördü mesela. Manastırlarda eğitiliyor. İsviçre'de dağlarda eğitiliyor. Dağların içinde orada binalar yapmışlar. Orada eğitiliyor. Eğitiliyor kardeşim. Eğitilmemiş yok ki. Köpek bile eğitiliyor. Ama bu insanlara çoban olacak.
insanların akıllarını, kalplerini, vicdanlarını, ruhlarını ve hayatlarını terbiye edecek, istikamete koyacak, fakat hiç eğitim almayacak. Bu cepheden aldığı eğitim değil, değil mi? Yok. Direkt o. Çok garip ya. Yani çıraklık yapmamış yani. Peygamberin çıraklığı yok. Yani bizim bildiğimiz eğitimden kastediyorum. Yani biz dünyada böyle çıplak gözle baktığımız zaman bir okul okumamış. Bir medreseye gitmemiş. Ustad da gitmiş yani. Yani kimsenin peygamberlik dersi mi almış? Defaten diyor. Bir anda oku dedi. Eğitim mi şimdi bu? Cebrail aleyhisselamdan aldığı bu vahyi eğitim mi şimdi? Oku bilmiyorum dedi. Bilmiyor mu Cebrail aleyhisselam? Okuma bilmiyor bu. Cebrail aleyhisselam lef-i mahfuzun temsilcisi. Aklın kaynağı ya. Bilmiyor mu bunu okuma? Tamam bilmiyorsa söyledi. Bilmiyorum dedi. Dedi ki oku. Biraz daha sıktı. Bilmiyorum dedi. Okumak mı öğretiyor? Bilmiyorum deyince ne yaptı Cebrail aleyhisselam? Resul. Hayır ya bilmiyorum dedik. Ne yaptı? Sıkıyor ya. Sıkmak eğitim mi şimdi bu? Sıkıyor onu. Bir daha oku dedi. Bilmiyorum dedi. Aa ben sana elif, b, t, s öğreteyim. Zaman üstü şey. Öyle mi yaptı? Tekrar sıktı. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insan min ala. İlahir devam. Okumaya başlamış. Eğitim mi şimdi bu sıkma? Toprak. Mesela bir sidi. Mesela düşünün sidi. Çıplak gözle okuyun hadi. Görün hadi o filmi. Sidi'de film var mı? Var. Görmediğime inanmam. Film var bunda. Hadi ses var orada. Duysana sidi'deki sesi. Neye okuyacak onu CD? Bilgisayar okuyor. Peki örneği anlıyor musunuz? CD'yi kim okuyacak? Ses var mı? Var. Resim var mı? Var. Bilgisayar okuyacak onu. Sesi dönüştürecek şekilde dönüştürecek. İki, atlıyorum yukarıya. Çekirdek disket gibidir. CD gibidir. Kabak çekirdeği CD. Ve oku bakalım içini. Oku. Okuyamazsın ki. Sual çok geldiği için sormak zorundayım. Şimdi bir nazarı peygamber birden yükleme yapıyor ya. Acaba Cebrail'in de böyle bir yüklemesi sorulmuş olabilir mi? Yani o ayrı bir konu yani biz... Yok şey anlamında diyoruz yani o sual gelecek öyle ya. Yoksa tabii onun ayrı bir şey ama... Ona geliyorum cevaba. Şimdi kabak çekirdeği okuyamıyorsun çıplak yüzde. Kim okuyor onu? CD, bilgisayar. Kabak çekirdeğin toprak okuyor. Muhammed'in ruhunu da Cebrail sistemi okuyor. Cebrail temsilcidir, sistemin adıdır. Sistemdir. Ceberut alemidir o. Hakikatında var o hakikatında. Hakikatında var. He. Hakikatin üstü. Peki niye sıktı? Toprak niye çekirdeği sıkıyor? CD bilgisayar niye çeviriyorsa? Döndürüyor. Toprak ise çekirdeği sıkarak çıkartıyor. İçini patlatıyor dışarıya. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi vahiy ile peygamberimiz şey yapın. Toprak, bak şunu unutma. Çekirdek, kabak çekirdeği attık. Toprak, şimdi o çekirdeği kim patlatıyor biliyor musunuz? Şimşek çakıyor ya şimşek. Şimşek en düşüğü 300 bin volt enerji atmosfere salıyor. O enerji toprağın altındaki çekirdeği patlatan o. Uyan emrini veren odur diyor usta. İki zamanı daha ziyade tam belli bir zaman sonra çok şimşek çakmalar var diyor bunlar. O ekim zamanlarında oluyor. Evet. Ne zaman ekim varsa şimşek o zaman çoğalır. Peki neye misal oldu? Toprak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bedenidir. Çekirdek istidadıdır. Sema lef-i mahfuzdur. Şimşek Cebrail'dir. Onu patlattı işte. Hakikatini ortaya çıkardı. Hakikatini ortaya çıkarttı.
Esmaallah ya. Acayip bir şey ya. Bu nasıl bir alem ya? Bu nasıl bir alem? Ya. Şimdi sen gübreleme dediğimiz o mu? Gübreleme ayrı o. Patlatıyor, patlatıyor. İlk ol emrini o veriyor. Ama bazen ol diyor nasıl oluyor ya? Al ol diyor ol oluyor. E şimşek çekirdeği nasıl oluyorsa öyle işte. Çekirdeği patlatan o. Üktesini üktesini. Çekirdekte ukde-i hayatiye var. Hayat düğümü var. Aktif ediyor. Yani nasıl aktif ediyor? Koca fabrika elektrik yok. Artı eksi uçları duruyor. Hemen tak bir şey koy, sürtüyorsun. Elektrik geçmesini sağlıyorsun. Koca fabrika çalışıyor. Ya ben çalıştırdım. Yani o çekirdeğin maddesini patlatma değil o. O çekirdeğin istidadını şimşek Allah'ın adet ilahisiyle ilk patlatan ol emri o. Ol. Allah'ın oğlu şimşek işte. He? El, evet. Haliku habbi ve neva. Sırrı. Yani mesela şeye geçeceğim şimdi. Peygamberi yükleme mi yapmış Cebrail? Şimşek çekirdeğe ne yapmışsa Cebrail de onu yapmış. Cebrail yükleme yapmamış. Şimşek de yapmamış. Varı aktif etti. Eğer yükleme yapsa o üstün olur. Bir de bir insan, böyle bir insan bak şimdi. Bugün arabada da yani söylemekten dayanamıyorum ya bak şimdi. Diyor ki ben diyor ahlakı tamamlamaya geldim. Adama sormazlar mı? Soruyorum da ben de. Ya kitap okuyoruz. Kim başlattı ki sen tamamlayacaksın? Ömer'le misal vereyim. Motoru indirdin indirdin ta az kaldı. Dedi ki Abdülkadir oğlum buyur baba. Ben indirdim mi bir şey kalmadı bitir sen. Tamamla yani veya topluyorum. Motoru tamamla gidiyorum şu an tamam namaza gidiyorum. Der gibi. Ben ahlakı güzel ahlakı tamamlamaya geldim demedim mi resim? Kim başlattı bunu? 124 bin peygamber başlatmış. O gelmiş eklemiş. Ahlak denilen böyle ay böyle yumuşak sessiz bu ahlak bu değil ya. Ahlak kulluklardır. Huydur huy. Huyların cemidir. Ahlak böyle böyle yumuşak falan. Bazı sınıfı tadı çok mu kuracak? Ha böyle çıkın. Aa ne ihlaslı. Ne acayip. Ne biçim, ne biçim yılan gibi adam ya. Sessiz sadasız ama yere bakan yürek yakar. Bazısı ihlassız. Ooo baykara baklar onu yapar dersen de ben dersin zannedersin ki ihlassız. Ne alakası var ya? Fıtrat bu ya. Öyle yere bakan yürek yakanlar oluyor ki. Yani kardeşim. Beynimi sıfırladı. Ne diyordum? Yere bakan yürek yakan. Ahlaka. Ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Nadir abiden sirayet oldu. Çünkü etkilendiğim zaman beynim duruyor biliyor musunuz? Yani ben dersi size anlatma değil. Çok zevk alıyorum ben. Hani şu acayip oluyor. Ne oluyorsa tefekkür ediyorum. Mesela güzel ahlakı tamamlıyor. Ya ben sordum nasıl tamamlamaya geldin ya? Demek birisi başlatmış. Yani öyle ahlak öyle değil arkadaşlar. Oturup kalkmak falan ama yumuşak değil. Ahlak huylar yani sistem. Sistem. Mesela bunu örnek verirsek nasıl olur? Mesela diyelim ki güzel ahlak nedir? Adı adaletli olmak. Öyle mi? Adaletli olmak güzel ahlaktandır. Dibine iniyorum şimdi. Güzel ahlakın bir tanesi adaletli olmak. Akıllı olmak vesaire. Hayal edin. Tamam güzel. İniyorum aşağı bak ahlaka ince. Güzel ahlaktan bir tanesi sıfatı adaletli olmaktır. Tamam. Adalet sahibi olmak için kim adaletli biliyor musunuz? Bunu şey yapan olur mu acaba? Adalet, güzel adalet. Adalet ne demek adalet? Adaletin alt veri tabanları nelerdir? Başka? Vesaire. Ne sayarsan say, bu adaletin eylemi. Yapısı değil bu, sistemin adı değil bu. Bak şimdi. Hayal edin, şu duvara yazıyorum. Mehmet abi diyecek ki gene mi yazıyorsun, okuma yazman bitmedi mi? Kuvve-i akliyenin ifratı celbeze, tefriti gabavet, vasatı hikmet,
Kuvve-i Gadabiye'nin ifratı tehevür. Tefriti cebanet. Vasatı şecaat. Kuvve-i Şehvi'nin ifratı fucur. Tefriti humut. Vasatı iffet. Şimdi vasatları toplayalım. Kuvve-i Akliye'nin vasatı ne? Hikmet. Kuvve-i Gadabiye'nin vasatı ne? Şecaat. Kuvve-i Şehvi'nin vasatının ortası? İffet. O zaman hikmet, şecaat, iffetin bir cemi, üçünü karıştır, buna da adalet. 21. sayfada diyor, değil mi? İşaret edeceğiz da. İşte bu ahlak. Yani huy huluklar. Onun için bunu acayipime gidiyor. 252'de Kastamonu'da diyor ki ulema-i İslam'a farklı bir şey söylüyor. Evlenirken diyor küfür lazım diyor. Tamam mı? Küfür olmasa sıkıntı çekersin bak. Bak 2-3 tane bekar çocuğum var. Ve onlar da duysun. Hayrını göremezsin diyor. Hayrını. Dini için seçin. Dini var. Başka? Güzelliği için var, malı için var. Peki güzelliği ve malı için yaparsan, sırf onun için yaparsan hayrını göremezsin. Belayı buldun. Yani düşe kalka demiyor. Hayrını göremezsin. Ha diyelim de Allah da tamam diyor. Şimdi ulema der ki evlilikte birinci şart küfürde din. Din birliği olacak. Sonra soy olacak. Sonra sanat olacak. Yani kendini yönetme. Seni ruh sahibi olacak. Çocuk yapabilme sahibi yaşı değil. Yani ruh hakkı bilecek onu. Şimdi bu asırda kaç tane var hocam? Boşver şimdi. Ondan kaç tane ailede kavga yok şimdi? Netice bu. Ev yok diye eş daha çekeceksin bunu. Peki ben söylüyorum. Benim vazifem bunu söylemem. Nedir o? Bir Üstad Hazretleri bu asırda evlenirken küfrün birinci şartı din yapmadı. 252 Kasım'da. Ne dedi? Seciyeten. Seciyet ahlaktır. Ahlak. Bazılarına İslamiyet değil, nurculuk bile yakışmıyor. Böyle ahlaksız insanlar. Bu davranıştan söylüyorum. Ahlak. Bakın ahlak neydi? Ahlak. Hikmet sahibi. Tencereyi getir. İçine koyuyorum. Hikmet, şecaat, iffet. Bizim o eylemdekileri söylüyorsunuz. Hak sahibine hakkını vermek vesaire. Tamam. Kardeşim. Tamamlamaya geldim diyor. Ümmü bir zat. Sen peygamberlikte okulunu mu okudun? Bazılar bana diyor ki, yazmış WhatsApp'ta. Hoca diyorlar ama diyor, hocalıkla alakası yok. Doğru. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezun değildi. Ustad da değildi. Ha? Anladın mı? Şimdi ümmü bir mektepte okulmamış. Burada okuma yazma olmayan. Peki niçin bunu söylüyor? Onu deyip geçeceğim. Çok önemli olduğu için belki de 11 tane sıfatın canı alıcı. Fıtratına müdahale edilememiş, anasından doğduğu gibi olan ümmü, ümmü Gülsüm, ümmü Ömer vesaire. Yani anaya nispet edilir. Ümmü birinci manası, mülkteki zahir manası, lugat manası, okuma yazması olmayan lugat manası bu. İstila manası, enfusi manası, fıtratına müdahale edilememiş, anasından doğduğu gibi temiz saf arıduru olmak. Ustad okuma yazması yok muydu? Vardı. O tarihçede var yazdı. Okuyordu da tasetti. Külliyat. Yarım ümmi diyor. Çünkü 3 ay mektebe gitti. 3 ay bizim gittiğimiz mektep değil ha. Doğu'da ulemadan ders almış 3 ay. Ona o 3 aya yarım ümmi diyor. Ben ne yapacağım şimdi? 5 sene ilkokul hocam fıtratıma müdahale etti, yükledi. 3 sene ortaokulda, 4 sene teknik lisede vesaire de şu kadar, şu kadar. Yani ümmiliğimiz mi kaldı? Yani 3 ay yarım ümmi. Yani 3 ay bozulmuş. Üç ay bu. Yok, fıtratına müdahale, şekillenmiş. Ondan sonra ne diyecektir ona? Kafamda daha önce diyor felsefeyi doldurduğum için diyor,
bu hakikatleri olduğu gibi saf ruhumu alamadım diyor. Diyecektir yani böyle. Alamamış. Peki ne yapmış? O hocalardan haseti dağılmış. O hocalardan bir şeyi dağılmış. Niye? Hocalar birbirine yarışıyorlardı. E buna sirayet etmedi mi? Onları atana kadar Emraz-ı Kalbiye gördüm diyor. Ondan sonra 80 bin zatlardan ders aldım diyor. 90 cilt kitabı ezberlemiş. Kaç tane? 80 bin zat mı? Belki de 180 bin zat olmuştu. Tabii daha her okuduğun kitap senin hocandır. Yani bir şey teşbih yapıyor, benzetme yapıyor. Vuruyoruz bir boyayı, çözemediğimiz şeyi. Benzetmedir, teşbihtir, mecazdır. Böyle dalin amin. Ben çok seviyorum külliyatı ya. Bambaşka bir şey ya. Ümmi. Ümmi ya. Ümmi de şey gibi geldi böyle. Seciyeden ilk önce evlilikte seciye ahlakına var. Peki abi ben soyum böyle, sopum böyle, ailem böyle. Hayır. O zaman cebriye olur bizimize. Hayır. Köpek eğitildiği gibi, at edildiği gibi, her derste dediğim gibi 100 bin defa da diyeceğim. Köpek eğitildiği gibi, at eğitildiği gibi insan her fıtratını, her ahlakını, her duygusunu eğitmeye mezundur. Memurdur, vazifelidir. Eğitme. Ben soyuma benzemiyorum çoğu sıfatlarla. Okul var mı? Var abi. Gönüller üzerine bir üniversite var abi. Risale-i Nur. Ben öyle şeyde okum, diğer şeyleri de biliyorum. Bak iş sözü felsefesini bile okudum bak daha. Fakat külliyat bambaşka bir şey. Yani ilerisi şu izahım. Uğruna ömür verilir mi? Ben buna ömrümü verdim. Bu kitaba. Sen de bir kitap yaz da derdir Hızır abi. Hasan sen de bir kitap. Abi dedim vakıflı. Sen de bir kitap yaz da ben de ömrümü sana vakfedeyim dedi. Dairesi var. Yası Saadet'te var. Kur'an'a vakfedilmiş. Kur'an'a vakfedilmiş hayatlar var. Ebu Hüreyre Hazretleri değil mi? 300 tane vakıf. Bir de ahir zamanın Mehdi'sinde var. Fakat enteresan abi. Hakikaten çok sevdiği şey. Kur'an nasıl Müslümanları görüp iyi ki Müslüman olmadım diyor. Kur'an'a direkt menbaa evet. Ulaştı, oldu. Risale-i Nur daha geza aynı adı. Evet. Bitindekilere bakıp şey yapılsaydı, o baştaki sıkıntılarla, o da buna hiç kimse yaklaşamaz. Tabii ama ya. Hakikata geçince, öyle dedi ya. Şeye rağmen buna yapışıyor gene. Ayrılmıyor. Almaya da. Ne büyük hakikat var. Ya almaya da dedi adam. Ben dedi, siz de İslam'ı görseydim, ben İslamiyet'e yanaşmazdım. İlk önce Kur'an'la, sünnetle diyor, peygamberle, İslam öğrendiğim için diyor. Sonra sizi gördüm. Yoksa ben dinden çıkardım. Diyor. Onun için bazı insanlar, işte bazı insanlara değil Risale-i Nur, İslamiyet bile yakışmıyor. Onun için onları ilk önce görselerdi, belki de bazıları adam dinden çıkardı. Risale-i Nur göstereceğim. Veya çıkmayacaksın. Risale-i Nur'a aynı olacaksın. Seni gördükleri zaman hasa bu Risale-i Nur'dan söylüyor veya Risale-i Nur. Peki beşeriz ya kusurumuz olmayacak mı? Her şeyde belirteceğim. İyilikler okuduğumdan, eksiklikler beşeriyetinden. Onu söyleyeceğim. 14 asrın ukalasını filozoflarını hayrete bırakan bir edyan semaviyede, semavi dinler içerisinde bilinciliği kazanan bir din ile bir de, bak, mektepsiz buradan çıkarıyor, tecrübesiz. Defaten meydana çıkması, emsal kabul etmez. Defaten, aniden. Emsali var mı? Böyle bir şey var mı? Ya ben var olan Kur'an'ı değil, var olan onun tefsiri, Risale-i Nur'u 40 seneden beri almaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Olmayan bir ayet ortaya çıkarttı. Bugün bir tane abi aradı. Kur'an adı. Sen odadaydın ötekide. Bir abi aradı. Meşhur ismini vermeyeceğim. Çok meşhur yani. Vakıf abi. Ondan sonra yeğeni. Hasan kardeş dedi. Ondan sonra abi çok seviyorum. Yani. Çok emeği var bize. Buyur abi.
yeğenim var dedi ya, biraz sıkıntısı var dedi ya. Şimdi müsait misin? Müsait var. Ya bir sayfa Kur'an okusana dedi. Ben dedi amcası olduğum için teslim ettim dedi. Okuyayım abi dedim ya. Bir sayfa. Telefonla. Dedi, ha, telefon. Ben de verdiğini okuyorsun sesini zannetmiştim ya. Yok bildim diyor. Vurdum da evet bildim. Bildin mi okudun? He vallahi. Açık vermedi yani. Ben yok vermedim. Yat yok. Yok yok bu zaman vermedim. Allah biliyor bildim de. Vurdum çünkü bugün cenazeye gittim ya Fırıncı abiye. Cüzümün yarısını okudum o şeyde beraberdeki Eyüp Sultan'da. Tamamlayamadım yani orada. Zaten okuyacaktım. Ondan sonra bak şimdi bir şey anlatayım. İmanla alakalı bir şey anlatacağım. Kardeşim her şey imana hizmet ediyor ya. Risale-i Gözü bambaşka. Tamam. Ver dedim bak ya, delikanlı nasılsın dedim. Delikanlı dedim yani 38 İyiyim hocam dedi falan. İyi misin? Biraz konuştuk şuradan mezun falan filan. Tamam. Hiçbir şey yok Mehmet ya. Ya yalan söylemiyorum size ya. Hiçbir şey yok. Allah Allah iyi. İyi ha dedi kulaklık var mı dedim. Kulaklık var dedi. Şimdi şey başladım okumaya. Bağırmaya ortalık kaçtı orada. Tutuyorlar falan. Sonra bir sayfa okudum falan bağırmasa. Sonra kestim sadaka onlarla. Ne oluyor dedim. Bilmiyorum. Konuşunca bir şey. Konuşunca iyiyim. Kur'an okunca ben değilim diyor. Bak dedim ne oluyor falan. Niye böyle oluyor dedi. Dedim Kur'an neyse onun zıttı oluyor senin alemin dedim falan. Bir şey yok konuştuk o gene kendine geldi. Bir sefer okuyorum gene. Ya kardeşim aynı konuşan benim ya. Konuşuyorum normal konuşuyor. Bismillahirrahmanirrahim deyince ortalık karışıyor. Bu ne nasıl bir kitap ya bu Kur'an ben ha anlamadım ki. Ya kardeşim ben kafayı yiyeceğim dedim ona diyorum. Ben de anlamıyorum dedim. Tut dedim be kendini. O diyor ki o abi oha Hasan kardeşler nasıl bir şey dedi ya. Konuşuyorum. Bak dedim bu Kur'an'ın içerisinde kim var? Kim var hocam dedi. Vallahi peygamberimiz diyor ki Kur'an okumak Allah ile sohbet etmek. Dönen. Normal tamam böyle yaptı. Konuşuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ortalık karışıyor. Yani bu yani bir kere tövbe tövbe haşa test Kur'an'ın doğruluğuna değil. Lan burada gözümüzün önünde de test oluyor ya. İyi şeyler söylüyorum. Psikoloji söylüyorum rahatlasın. Zirve söylüyorum hepsini anlatıyorum ya. Normal normal. Çünkü adam normal değil yani okumuş adam. Anlıyor. Bismillah diyorum. Dört kişi zor tutuyor. Ne oluyor be kardeşim? Haşa haşa uydurmuş bir kitapsız olsa onun alemine, telefonla nasıl tesir eder ya? Bu nasıl bir şey ya? Şimdi bu akşam. Başka hiçbir kitapta da bu hasret yok. Yok ki. Bir kere bir tane, zahir bir tane ya. Dedim kardeşim iman anlatmıyorum. Bu nasıl bir şey ya dedi. Konuşuyoruz. Nasıl bir şey diyor. Ben dedi ilk düzeldiğim zaman ilk işim dedi bunu öğreneceğim dedi. Ne öğrenecekmiş biliyor musun? Kur'an'ı. Kur'an okumayı öğrenecekmiş. Ha, Kur'an okumayı öğrenecekmiş. Çünkü leylim yaşamış ya. Ya defaten bir kitapla çıkması, meydana çıkması. Ya Rabbi bunu aynı sen şahitsin olaya ya. Ben bir daha imanımı tazeliyorum. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah sadıkul alemin. Vallahi Kur'an senin geldi ya. Bu akşam da gördüm. Bu nasıl bir şey ya? Okuyorum ortalık karşı dört kişi tutuyor. Ondan sonra normal konuşuyorum. Ya hocam diyor falan. İyi o. İyi çok iyiyim diyor. Bir de basınca düğme. Benim imanım var diyor. Seyrediyorum böyle. Keyif de alıyorum. Buldun arabaya kazanı. Vallahi böyle böyle otobanı da buldum falan. Basıyorum. Yarım cüzü yok. 10 dakika, 15 dakika sürmedi ya. Düğün. Keyif alıyorum ya nereye vurduğunu. Nereye vurduğunu seyrediyorum. Ama Kur'an'a karşı imanım artıyor. Çok keyif alıyorum bu sefer. İçindekiler mi tarif ediyor? Bu da ateş alıyor. Tabii canım. Kur'an neyse içindekiler, bunun zıttı içinde var adamın. Bu cin değil ha. Seyrettiği videolar. Ve videolarda ne var? Orada oynayan artistin ruhsal haleti kopyala yapıştır sana girdi işte. Nasıl ya? Bunun adı sirayet. Sana sıçrıyor. Sigara içmediğin halde. Sigara içen yanında oturduğun zaman sıçrıyor ya. Peki o filmden bana nasıl sıçrar? Şeytanın haleti melekleri sıçramadı mı? He? İşaret-i ceza söylüyor. Allah'ın melekleri kusur yapmaz. Fıtratlarında yoktur.
Tamam. Allah'a itiraz var bir soru sordu. Kan dökecek, fitne çıkartacaklar mı yaratacaksın dedi. Sonra altına diyor ya meleklerden cibilletinde bu yok. Bu itiraz var soru nereden geldi? Ya diyor lef-i mahfuz okudular, insanın fıtratını anladılar. Veya diyor şeytanın aleti onlara sirayet etti diyor. O şeytanın aleti meleğe sirayet edecek. Bu zındıkların aleti bana sirayet etmeyecek. Yani bu videolar bana geçmeyecek. Kopyala yapıştır. Oluyor baksana ki şeytanın bu hali kesif değil mi? Nasıl oluyor? Küfür, itiraz küfür değil mi? Şu. Çökertiyor. Yani çoğalmıyor. Mesela aynada sen kesipsin. Tamam bu. O sorun ama. Aynada sen gözüktün. Yansıt başka bir tarafa doğru. Ayna seni yansıtabilir mi? Ama aynada gözüksün. Orada ilk. Ama güneşi tut. Ayna. Bu duruma yansır mı? Ha, nura. Peki oraya da bir ayna koysak. Sonsuza doğru gitmez mi? Ha, ama sen olmazsın işte. Yani güneşi bahçeye vururum. Ayna ile. Ama beni bahçeye taşıyamazsın ayna ile. O kadar. İlk de durur. Matap. Bir okul açacağım. Peygamberlik okulu. Defaten meydana okulsuz çıkmış. Birinciliği diyor ya birinciliği. He. Yani bu birinciliği, dinle birinciliği kazanmak peygamberin elinde mi ki birinciliği kazanılıyor? Yani birinciliği kazanmayı nasıl yapmış? Ne kadar şey dahi olsa işaret edeceğiz da diyor. Kamyona yük atmak yukarıdan ala yukarıdan tepesinden. Kamyonun arkasında mal atmak ila. Diyor ki ala yerine ila gelmesi Allah cebren peygamberlik vermemiş peygamberimize. Peygamberliği Allah teklif etmiş diyor. O da bir şartla kabul etmiş. O zaman birinci olmuş. Yani gayret de var burada. Ne demiş? Biliyor musunuz şartını? Yani din peygamberimizin şartı olur mu? Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali ile evlenmesinde o da şart koşmuştu. Ya kızım diyor, sen diyor Allah diyor bu şeyinizi istiyor diyor. Sen Allah'a karşı şart mı koşuyorsun? Ey baba diyor, sen diyor peygamberlik gelmeden önce peygamberliği sen şart bir şart koşmuştun dedi. Hatırladı. Neymiş şartı biliyor musun? Ya Rabbi Ayşe validemi söylüyor. Benim işareti cazın içinde kağıda yazdım bu rivayeti. Nereden? Buhari'de mi? Nerede geçiyor? Diyor ki ya Rabbi evet beni peygamberlikle yani vazifelendireceksin ama ben gene beşerim insanım. Haşir meydanında hesap gününde peygamberleri sorgulamakla değil beni normal bir ümmetim gibi beşer gibi sorgulanmayı kabul edersem ben peygamberliği kabul ediyorum. Yani peygamber sıfatıyla yargılanmak istemiyorum. O da ondan çekiniyor. Daha mı mesuliyet yüksek mi? Tabii canım. Ömer senin yaptığın sokakta bir hata ile. Normalde bir insanın yaptığı hata ile. Bir de ben yaptım. Aynı mesaj olur. İslamiyet'e hangimiz daha nefret ettiririz? Sonra sen değil mi? Biliniyorsun. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam en ufak bir adet. Burnu aksa devamlı. Burnu akma sünnetten olacak. Abdest kaçırsa sünnet olacak. Kambur olsa bile. Onun için 63 yaşında en kemal yaşında aldı. Hiçbir yerde kusur olmayacak. Hata yapmayacaksın. Böyle bir şansın yok. Ama peygamber gibi sorgulanmak istemiyorum ya Rabbi. Ben normal beşer gibi sorgularsan beni peygamberliği kabul ediyorum. Ya çok hoşuma gidiyor ya. O kadar kafamı yatıyor ki bu insan aleyhissalatü vesselam. Yani vallahi acayip. Etruk halanın sözü hatırıma geliyor rahmetli. Çok seviyorum. Allah mekanını cennet etsin. Ne dedi biliyor musun? Annemin arkadaşı, annemi de yıkayan. Allah kabrini nur etsin. Bu lisanlı haberdar etsin. Hani beni öğretti bak ne öğretti. Dedi ki ben yakında ha. Güya ben de bir şey biliyorum. Her gidişimde hediyeler mutlaka ziyaret ederim. Oturum. Ondan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Kaç yaşındaydı biliyor musun?
85. Dedim ki, ölmeden önce bir iki ay önce oradaydım işte. Dedi ki, aleyküm bir dini acayiz. Yaşlı ahir zamanda ihtiyar kadınların dinine ittiba edin. Emirdan da aynı bunda var. Peygamber hadisidir. Ahir zamanda yaşlı ihtiyar kadınların, erkeklerin değil, dinine ittiba et. Kadına verdiği değere bak. Dedim ki, Ertuğrul hala, ya ne diyorsun? Ya dedim, senin duygunu öğrenmek istiyorum. Ben bildik. Sor dedi. Ya dedim, ben dedim, ilim değil dedim. Ben de artık ilim peşinde değilim. Duyguların peşindeyim böyle. İstiyorum böyle. Ha, içteki dediği şey mi soruyorsun? He, sor bakalım dedi. Ya dedim, bu ölüm dedim artık. Evet, bunun belli değil ama sen artık yatakta ölümü nasıl bekliyorsun dedim şimdi. Bu sorulmaz ama Abdülkadir'im sordum yani. Eşeklik yaptık. Dedi ki, ya bu ölümü, ya bu kadın evde de tek, çoluk çocuğu yok. Kocası ölmüş, evde koca evde tek. Ölümü nasıl şey yapıyorsun? Çok seviyorum ölümü. Keşke gel, dön, devamlı bekliyorum. Ki bazen dedi tavandan bekliyorum, bazen de kapıdan dedi. Azrail aleyhisselam dedim, nasıl geleceğini dedim bilmeden ne kadar rahatsın dedim ki. Ne? Benim canım Azrail aleyhisselam mı alacak dedi. He dedim, ben kitapta öyle okudum. Okudun ama oğlum dedi, eksik okudun dedi. Azrail aleyhisselam gelip mi tek başına alacak? Ben öyle biliyorum dedim hepsi sana. Azrail aleyhisselam canını o geliyor. Yok dedi. O dedi kitapta yazar dedi sen okudun. Başka kitabı sana söyleyeyim. Ondan sonra Etsula hala nasıl olacak bir anlat bana. Dedi ki ben dedi hayatta kocam da dahil her şeyken en çok dünyada peygamberi sevdim. Öyle Müslüman olduğum için onun ahlakını çok sevdim. Hep onun ahlakını okudum. O kadar sevdim ki hayatımın her şeyinde mutfakta bile onu düşünüyordum. Öyle şefkatli bir peygamber. Birkaç tane şeyini anlattı. Şimdi o beni bırakacak, Azrail edilecek ki git şu ümmetimin canını al. Onsuz Azrail aleyhisselam gelse kabul etmem oğlum dedi. Azrail aleyhisselamı kabul etmeyecek imana bak. Yani sana bu tercih. Nasıl olacak Etsul hala? O gelecek. O gelecek benim bu. Gelecek yanında olacak Azrail. Azrail diyecek ki ben buradayım sana bana diyecek. Azrail işini böyle yap. Ben buradayım ha diyecek bana. Ondan sonra onunla canımı alacak dedi. Onsuz gelemez dedi o. Bu sefer dedim ki Etsul hala onsuz nasıl gelemez dedim ya. Ben onsuz hiçbir şey yapmadım ki dedi. O gelecek. Beni o gelecek. Azrail'e o teslim edecek. O kabirdeki hesapları da o da yanımda olacak. Ondan sonra yanına alacak beni. Bu böyle olacak oğlum dedi. Ena ine zenni abdi bir kulum bana nasıl iman ediyorsa ona öyle mi oldu? İnan öyle oldu. Benim Rabbim öyle diyor. Nasıl inanırsanız bana ben öyleyim diyor. Size öyle olacağım. Bir iş yapmadım diye çok onsuz hiçbir iş yapmadım diyor. Ne yaptım diyor. Evde tek ya. Çoluk çocuğu yok ya. Olmam. Bulaşık yıkıyorum oğlum dedi bana oğlum. Oğlum Allah'a mesela ala seyine var. Tabaklar Allah'a mesela ala seyine var. Onsuz hiçbir şey. O kadar alıştım ki tövbe estağfurullah sonra beni affet dedim diyor. Sığırın altında diyor gübreyi dışarı atacağım. Allah'a mesela ala seyine var. Ya burada seni zikredilmez ama duramıyor kalbim ağzım diyor. Gübre atarken. Sormadım tuvalette ne yaptım. Geldi de çünkü. Yani durmuyormuş. Sonra dedim ben ağzın çalışmasa da kalbin çalışsa da mesul olmazsın dedim gübrede. Şimdi niçin buna girdik? Bir şey için anlatacaktım da. Birinciliği yani o da tercih. Bak o da tercih.
Usta diyor ki, ala, yukarıdan aşağı paket atmak gibi. Al bunu, al benim Rabbime bak. Ne kadar tatlı, ne kadar latif, ne kadar tövbe haşa affetmeni kibar, nazif vesaire. İnsanı sıfat ama ne yapayım öyle tavsif edebiliyorum. Allah tövbe ne kadar latif böyle, latif. Yani al şunu demiyor. İla kullanıyor. Kamyonu arkadan yük atarsanız buna ila denilir. Yukarıdan aşağı beşinci kattan üzerine pat diye atarsanız ala. Peygamberliği ona verilirken anlık kullandığın uslup ila. Ben geride kaldım abi. Orayı aşamadım. Şimdi ümmet olarak beni yargıla demesi çok manidar. Çok. Baktığı yerin üstad da bağlandı olarak diyorum. Üstad diyor ben kendimi beğenmiyorum. Beğenmedi beğenmiyorum derken baktığı yere göre duvala yapmıyor. Evet ben duvamı şöyle yapıyorum ama genelde anlatmıyorum şeyi. Derslerin sonunda söylemiyorum. Burada hususuz yerde. Mesela diyorum ya Rabbi kendi duamda. Kafirin zulmünden, Müslümanların fitnesinden ve beni nur talebesi ve vakıf sıfatıyla değil, normal Müslümanı sorguladığın sıfatlarla sorgula. Belki mekan şeyi ter gibi sorgulamadığına evet. Götürür. İnşallah. Sorgu da çok zordur. Yani o şeyde, yani Resul Efendimiz peygamber olarak beni sorgulama deyişi. Şimdi baktığı yere göre sorumluluk çok büyük. Hazreti beşer olarak da yaşadığı için, beşer olarak az önce bahsettin ya, hani bazı yerlerde ikaz aldı ya. Evet. 10 yerde. Şimdi o ikaz aldığı peygamberlik vasfıyla yargılandığı zaman onlar büyük suç sayılabilir evet. Gibi. Şimdi üstad kendine baktığı yere göre yanması bakıyor. Biz üstadın dünyada yani onun gibi çile çeken, onun gibi yaşayan göremezsin. Ama baktığı yere göre ben beğenmiyorum diyor. Mübarek mi yapıyor? Ya. O da onu da beşeriyetini beğenmiş yapıyor. Yani aşağıdan tutuyorlar. Ya Rabbi. Velayeti, risaleti inkar ettiği ya. Yani bir velayet var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Acaba diğer peygamberlerde böyle bir velayet var mı? Bu seviyede yoktu ki eğer velayetiyle gitti, risaletiyle döndü olmasa risaletiyle gitse her risalet sahibi, Resul sahibi Miraç Ekberi olurdu. Miraçları var. Miraç Ekberi olmamasının sebebi velayetiyle. Bunun velayetine yetişilemiyor. Vilayet var ya bu İstanbul vilayeti. Velayetten geliyor. Yani şehrin sahibi. Şehre ne kadar hakimsen o kadar valisin. Veli yani. Vali vilayet sahibi. Peki o velayet kim? 18 bin alem şehirlerin sahibi. İnkişaf etmiş yani. Nasıl inkişaf etmiş? Bugün iki tane örnek verdim. Mesela 5 sene, 10 sene önceye Ömer gidebilir misin mesela şeye? Hasköy'e. Hayale. Şimdi gittik oraya. Bak şimdi. Hayalen gittin ama buradasın şu anda. Çekmecedesin, büyük çekmecede. Oraya gittin. Hiç kimse yok evde. Hayalen gittin evdeki o ortamı hayal ettiğin zaman. O hayal, hayal olmadığını anlatmak için bir şey anlatacağım şimdi velayeti. Hayal, hayal değil. Nerede mi? 5-10 sene önceye gittiğin zaman o ortama oradasın, osunun delili şu. Oradaki haleti aynı yaşıyorsun. Sıkıntıyı çekiyorsun veya mutluysan vay be. Oradaki fikriyatı, hissiyatı hepsi aktif. Ama buradasın. 10 sene geçmiş. Nereyi hayal ediyorsanız oradasınız. Ona dönüşüyorsunuz. Tamam mı? Ona delilim. Hayalen gittiğin yerde ne olmuşsa aynı oluyorsun tekrar. Peki 5 sene, 10 sene önceye nasıl geri gittin? Nerede o? 10 sene geri geçmişin, 10 sene geçmiş neredeyse gelecek de aynı yerde. Hayalen geçmişe fikren istikbale gidiyorsun. Geçmişi hayalen açıyoruz ya, kapalı yolu açıyoruz, mekan açıyoruz. Geçmişi hayalen geleceği tefekkürle mekan açıyorsun. Tefekkür nereye ediyorsan orası mekan oluyor sana. Orada oluyorsun, o oluyorsun. Anladın mı?
tefekkür mekan açıyor. Mazi hayalen, istikbali fikren uruç ediyorsun. Hadis-i şerif bu. Fena şeyle zihnen meşgul olmak da fenadır. Evet. Demek ki o dua oluyor değil mi? Evet. Abi? Mesela İslam abiyle rahmetli şöyle bir şeyimiz oldu diyorum. Tamam mı? 10 sene var değil mi? Var. Böyle alıyor, böyle dalıyorum odada tekim. Benim hiç, zihnimi, hayalimi geri çevirecek bir şey yok. Odada tekim. Aynı şeyleri yaşıyor. Demek ki hayal hayal değil. Ben oraya taşınıyorum, o oluyorum. Bedenen burada olmama bakma. Tamam. Yaşlanmak ne? Vücudumdaki enerji çıkıyor, yok oluyor. Hani kömürü koyarsanız enerji uçar ya, beden de uçuyor. Her masada, her taraf enerji çıkartarak eskiyor. Eskimek o demek. Enerji çıkıyor. Boşanıyor. Şimdi ben hayalen oraya gittim. Ne demek istiyorum? 10 sene önceki mekanı aşmadım mı? İçine girmedim mi? O ben değil miyim? Onun delilini hissediyor. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. O haletleri aynı yaşıyor muyum? Bu demek oradayım. Bu hayal hayal değil. Ha, gelecek de aynı buna benziyor. Daha kaliteli. 70 kat ilerisi. Fikren yani tefekkür. Tefekkür fikri kullanıyor. Nereyi tefekkür ediyorsanız, neyi ediyorsanız, Allah'ı ediyorsanız Allah'ta var oluyorsunuz. Ondan dolayı işte diyor ya, hayalin cezüretin araba gidelim diye. Evet. Demek ki o hayalini etkileyecek ki gidelim diye. Evet. Hayalin cezüretin araba gidelim. Bunların ayakları yok, kanatları var. Biz alışmışız ayağa. Yani gidiyoruz, anlıyor musun? Yani arkadaşlar, şu anda bu eve gelmeden önce zaman vardı. Gelirken istikbaldı burası. Şimdi buraya geldik, yarım saat oldu. Geçmiş oldu. Geçmiş gelecek nispi, öyle bir şey yok. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçti? Yok ki ikisi. Yani aynı bunun gibi. Zaman biz şöyle anlıyoruz, idrak ediyoruz. Değişimlerimizi bir sırasına koyunca buna zaman diyoruz biz. Yani zaman ne demek? Öncelik, sonralık. Değişimlerimiz var ya, fikriyatımız, hissiyatımız, latifeler değişiyor. Şu değişti, şurada değişti, oradaydım, cenazedeydim falan. O vay be, ne kadar zaman geçmiş. Tamam. Aslında bu zaman her şeyi değiştiriyor ya, evirip çevirip. Yani istikbali hali de mazi yapıyor ya. Ya kör olası cehalet. Bu zaman bu kadar insan üzerine, varlık üzerine tesir var. Bir Allah'ın kulu zamanı sormaz ya, niye görmüyoruz diye ya. Zaman var mı? Var tabii ya. Kaç hocam? Zaman var mı? Gel buraya. Var, gel buraya. Bilerek sor. Peki zaman var. Peki bir Allah'ın kulu sormuyor. Zamanı niye görmüyoruz? Her şeyi tesir eden zamanı yok zamanın. Zamanı yok. Zamanın sahibini zaman soruyoruz. Allah kaç yaşında? Zaman kaç yaşında ise Allah da o kadar yaşında. Çıkıyorlar sıfırla. Zaman kaç yaşında ise, zamanın zamanı varsa Allah'ın da zamanı var. Şimdi birinci sıfat okuduk. Burada duralım. O zaman abi şeyle kaldık. O çelgada araba hayale gidelim dediği şeyde. Gitme diye bir şey aslında yok ki. Değil mi? Gidelim derken. Gitme zaten. Hayal ettim bak. Bir kere şu cümleyi şey yapın. Hayal hayal değil. Bir sistem kardeşim. İsmi hayal. Mesela sır. Yani dokunma, şu yapma, bulaşma, bununla meşgul olma, öğrenme. Orada kalsın'ın adı değil sır. Adı sır. Adı sır. O sır açıldığı zaman değişiyorsa demek ki o sır değil. Sır değil işte. Sen değişmiyor musun? Değişiyor. Oza, hayal da hayal değil. Sır da sır değil. Niye? Sırı biraz aralayınca değişiyorum. Hani sırdı? Açıldığı zaman değiştiriyorsun. Hani o varılamayan, ulaşılamayan, bilinemeyen sırdı. Ulaştım kısmı. Adı sır. Benim adım Hasan. Neresi Hasan? Kulağım, gözüm. Nere mi Hasan diyorsunuz? Ya bir tanınalım diye ya konuşuyoruz. Hiçbir yerim, hiçbir organım, hiçbir duygum Hasan değil ya. Ya hepten durum iyi değil. Hepten durum iyi değil. Abi biz sizin yüksek fikrinizden istifade etmesin çağırdık.
Şimdi Risale-i Nur'un bu 11 tane, şu 11 tane böyle okusak, şu peygamberin sıfatı. 11 tane bir tane okuduk daha orada. Ya bu nasıl bir eser ya? Bir tane daha bitiremedi ya. He ya. Vallahi ya. Hayranım ya. Zaten mezar taşımı öyle yazacak. Vasiyet ondan sonra bakacağım. El-Baki huvel-Baki rahmetli televizyona ve deccala düşmandı. Risale-i Nur'a doyamadan gitti. El-Fatiha. Tabii ki yaşadığım zamanın televizyonuna İstikbal İttihad-ı İslam oldu mu? O zaman bir kanalda Tevhid, bir kanalda Haşir, bir kanalda Kader, bir kanalda bu dersler olacak. Bunu çeker. Ondan sonra o zaman ben alacağım. Yok, tövbe. Onun içindeki programa kimin elindeyse Süfyanet kalksın. Şu anda bir kanalda bu dersi gösterse. Öteki kanalda Beyazıt'taki gösterse. Öteki kanalda Fırıncı abinin şu dershanesindeki dersi gösterse. Cihaz güzel. Program kötü. Cep telefonu iyi, bilgisayar iyi. Ne Mehmet iyi, Ahmet iyi de ama adam gitti şifte kullanıyor. Elhamdülillah. İyi ki devamımız var. Çok şükür ya Rabbi. Ya, ha? 10 sefer yaradı dedin ya. Nasıl? 10 sefer. 10 sefer? 2 ayet var da 10 sefer. Evet. Peygamber Aleyhisselam 10 sefer beşeriyeti öne çıkmış. Allah'ım. Bir mesela halasının kızıyla evlenmesi. Bir de Hazreti Ömer'in şeyiyle münafık namaz kılmasında. Bir de şimdi çok hoşuma gidiyor. Diyor ki namazda Allah Resulü herhalde sesli namaz kılıyor, tamam mı? Kıldırıyor. Bu çok hoşuma gidiyor. 10 tane ne konu anlatırım. Çünkü kafama çok yatıyor. Hazreti Ömer hakikaten bizim ağabeyimiz ya. Radiyallahu anh. Şimdi çok önemli. Peygamber Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın kıssasını okuyor namazda. Firavun dedi diyor. Musa dedi. Firavun dedi, ayet ya. Kale Musa, kale Firavun. Musa dedi, Firavun dedi. Hazreti Ömer arkada. Hazreti Ömer değil ki artık, sıyrıldı yası. Enne Rabbukumun ala, ben sizin daha yüksek bir Rabbiniz değil miyim? Dedi diyor, tamam dedi. Ömer yani Rab dedi. Ne dedi biliyor musun? Orada olsaydım kellesini alırdım diyor. Hazreti Ömer sinirlenerek. Ve enne Rabbukumun ala deyince kellesini alırdım. Dayanamadı ki. Bağırdı Mehmet abi. Bağırınca neyse namaz bitti. Allah Resulü döndü. Dedi ki ya Ömer zahir şeriata bak. Elle demek her şey akıl değil ya. Her şeyin akıl olmadığını akıl da söylüyor diyor. Hutbe-i Şamiye'de. Kalım istevinürlüğü'de. Ya Ömer namazını iade et dedi. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam nuzul ediyor. Ani vahitte. Rabbinin selamı var ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Rabbin dedi ki namazı aşağılaya vurdu. Ömer'in namazı aşağılaya vurdu. Ömer dedi Peygamberimiz Aleyhisselam. Cebrail'le Rabbinin selamı var. Aşağılaya vurunca deyince Hazreti Ömer orada bayılmış biliyor musun? Allah, hakikaten Allah. Başka bir tanesini söyleyeyim bak. Allah ne kadar hoş. O kadar hoşuma gidiyor ki yani. Beşeriyetime verin ne olur. Şimdi kocasını şikayet etmeye gelmiş kadın. Sohbet ediyorsun da böyle yani. Demek erkekler de böyle, kadınlar da böyle. Sohbet ediyorum, kadın gelmiş bir söz soracağım. Ya gene giriyor şey yapıyor. Pek kadına neyse dinle. Şimdi peygamberimize diyor ki orada ayette. Kocasını şikayet eden o kadın var ya sana şikayet. Onu duyan Allah'ım ha ben. Onu duyan Rabbim ha ben. Ona müteveccüh oldu. O kocasını şikayet etmeye gelen Rabbim. Onun şikayetini sana söylerken duyan Allah'ım ben. İnsan ne kadar keyif alıyor. O zaman o şey olmuyor ki. Kabirmiş. Olsun da Allah'ım var benim ya. Onu duyan beni de duyuyor da. Çok şükür.
Valla limon kattım ben ya. Kattın abi. Ha tamam. Ben kendinden öldürüyorum. Hazret çözmüştü. Bismillah. Seviyorum dini ya. Bunlar hazır böleyim. Hoş bulduk abi. Siz nasılsınız? Ağırız abi. Güzel oldu ya. Ama işte biraz şey yok. Sözünde durmadın ya. Abim. Sözünde durmadın gene. Eyvah. Ne yaptım gene abi? Arkana bak. He? Arkana bak. Eyvah. Ama diyorsun yani iyi oldu. Bir saati geçti demek.